olmaz böyle, gülme yok. Herkes dur. Sen geçince sen de söyleyeceksin. Evet, bak iyice üstünü oku. Neler var onun üzerinde? Neler yazıyor? Neler yazmıyor? Onu oraya üç yazıyor bunda. Onu tamam. Oraya üç mü olur? Tamam. Sen tahmin edeceksin. Ne olabilir o? R3. Tamam. Başka ne olabilir? Neyle ilgili olabilir? Şey, o oyuncaklarla ilgili olabilir. O yürüyüp kıpırdayacak olanlarla ilgili olabilir. Ne yapacağız biz onunla? Bir şeyler yapacağız onunla. Ne işe yarayabilir o? Oyuncak makinesinin bir parçası olabilir. Beyni olabilir mi mesela? Oyuncak makinesi mi diyeyim yoksa 3D printer mi diyeyim? Heh. 3D printer'ın beyni olabilir. Beyni olabilir. O kıpırdayacak oyuncakların kıpırdaması için gereken parça olabilir. Evet. Yapacağımız yarış arabaların parçası olabilir. Kıpırdayan oyuncakların parçası olabilir. Evet. Uzak. Belki de bir projemizin başlangıcı olabilir. Projemiz neydi bizim? Ali Keşfet. Ali Keşfet. Ali Keşfet projesinin... Ali Keşfet projesinin bir şeyi olabilir. Bir şeyi olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Aslında onun her şeyi yapılabilir belki de. Belki bunun her şeyi yapılabilir diyeyim. Evet. O zaman kardeşini alalım şimdi, bir de ona soralım. Ama çekmiyorsun ki. Çekiyorum, kayıttayım. Sen gel buraya, sen arkaya gel. Merhaba sayın seyirciler. İşte bu 3D printer'ın beyni. Bununla her şey yapılabilir. Ve bu oyuncak basmak için gerekli olabilir. Ve bunun üstüne su dökmeliyim. Su dökmelisin. Hayır, dökmemelisin. Dökmemelisin, doğru. Bu 3D printer olabilir. Ondan sonra teknolojik bir alet gibi gözüküyor. Başka neler olabilir? Bu kıpırdayan oyuncak arabanın tekerleğini kıpırdatan şey olabilir. Ondan sonra Scratch'in parçası olabilir. Neyin? Scratch'in. Scratch'in. İşte Scratch'in parçası olabilir. Evet. Sonra bu şey olabilir. Bir metalin kıpırdamasını sağlayabilir. Tekerleği şu robot yaparsak. Şöyle tank ayakları gibi şey olan kıpırdamasını sağlar. Başka? Yani bununla bir sürü oyuncak yapabiliriz bence. Evet. Tamam. Sen de var mısın bu projede? Ali Keşfet projesinde var mısın? Varım. Videolarda var mısın? Evet. Sonuna kadar? Evet. Öğreneceğiz. Oyuncaklar yapacağız. Var mısın? Evet. Tamam. Çok güzel. O zaman sıradaki arkadaşın gelsin. Haydi bakalım. 3 numara. Bir tanıt kendini. Siz kendinizi tanıttınız mı? Hayır. Önce ismini söyleyecek. Tamam, sonra tanıtırsınız. Önce kendini tanıt bakalım. Benim adım Kerem, soyadım Deniz Ayhan. Ben 8 yaşındayım. Bu elimdeki gördüğünüz şey oyuncak makinesinin şeyi olabilir, hafızası olabilir. Oyuncakları kıpırdatan şeyin parçası olabilir. Oyun tekerleklerin döndürme enerji veren parçası olabilir. Adı ne olabilir o parçanın sence? Uno R3 dijital PVM. Evet, çok güzel. Sen bizim projemizi biliyor musun? Ali Keşfet projesini. Evet. Ne yapacağız bu projede? Böyle yeni icatlar çıkartacağız. Böyle plastik şeylerden arabalar olacak. İşte onları Tinkerplay'dan basacağız. Sonra da oyuncak makinesinden şey çıkartacağız. Sonra da plastiklerden yapacağız. Sonra onları vurunca dönüyor ama kırılmıyor. İşte onun yürüme şeyinin parçası da olabilir. Herhangi bir şeyin, yani her şeyin parçası olabilir. Olabilir. Aferin sana. Bir sürü oyuncak yapacağız burada, değil mi, hep beraber? Evet. Hem öğreneceğiz hem yapacağız. Evet. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki hangi arkadaşınız? Babalar mı geldi? Hadi hep beraber. Ya sen dur orada sen. Hadi geçin siz de yanına. Affedersiniz, kendimi tanıtmayı unuttum. Evet. Benim adım Kaan Yaşar. Soyadım Talo. Yaklaş. Belki 10 yaşındayım. Yaklaş. Benim adım Enes Talo. 8 yaşındayım. Gümüşbalı 2 öğretim okuluna gidiyorum. Karnemin hepsi 5'ti. Başka bir şey yok. Peki bu projeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz daha yanaş. Benim düşündüğüm bir şey var. Yeni icatlar çıkarıp insanları etkilemek, buraya çağırıp onlara da bir şeyler yapmak var benim aklımda. Ne yapacağız mesela? Neler yapmak istiyorsunuz? Helikopter, uçak, uzay gemisi, araba, oyuncak. Bionic kol. Evet, bionic kol, aksiyon figürü. Böyle elimizde tutabileceğimiz böyle sopa gibi şey, sopa diyorum ya, elimizde tutabileceğimiz eşyalar falan yapmak istiyorum.